Ya ben vallahi çok özür dilerim Deniz abla. Ama Picasso'nun bir suçu günahı yok yani. Hani ben böyle pislik olsun diye ona biraz sırnaştım. Hani niye böyle bir şey yaptın diyecek olursan da... inan ki onu ben de bilmiyorum yani. Böyle konuş diye boğazını sıkıp zorladılar değil mi seni? Ya sen bunun ayrılmak için bahane falan mı arıyorsun ya? Hayır öyleyse ben burada hiç boşu boşuna uğraşmayayım yani böyle. Sen kimsin be? Irmak ben, Deniz'in kız kardeşiyim. Ya kızım, annen seni mi sütçüden yaptı bu Deniz'i mi ya? Hiç benzemiyorsunuz. Deniz anneme çekmiş, ben babama. Ha. İşçisiymişsiniz. Ne? İşçisi. Ya vallahi çok sevdim bak bu lafı. Tuttum yani, kibar laf. Evet, işçisiyim ben ha. Senden böyle azıcık daha az kazanıyorum yani ben. Sende emeklilik falan var mı? Ne demek istiyorsun pek anlamadım. Kızım neyi anlamıyorsun ya? Sen şimdi seni hiç sevmeyen bir herifle evlenip onun koynuna girmeyecek misin? Ya bir de evlenebilirsen değil mi? Bir de o var, sorun büyük. İşte bana bak. Senin bu nişanlı var ya, bizim evde. Ablama olan bakışlarını da ben hiç sevmedim. Bu böyle içeri bir girdi. Ay. Ortalık var ya böyle alev alev yani. Ha bunlar eskiden beri böyleydi de. Bu herif sana bu yüzüğü niye taktı? Onu ben hiç anlamadım ha. Harcarlar bunlar kızım seni. Ya gerçi var ya, bu Fırat'ı ben günahım kadar sevmem ha. Ama o içerideki iyi. Sevdim, beğendim. Sen var ya, bu nişanlını ne yap et, elinde tutmaya çalış yani. Ben çok yakıştırdım sizi. Tencere kapak misali böyle. Konuşuyorlar. Irmak Hanım, sen de bu akşam evden git. Baş başa kalsınlar, iyi gelir. Tamam, hadi bakalım, kalk. Gidelim eniştem. Sevdim seni. İyi anlaşacağız. Ha, ne iş yapıyorsun sen de? Aşk işçisiyim ben. Ve... Yanlış mı yaptık Şadiye'yi göndermekle? Hı? Şadiye buradayken Narin gelip gidiyordu. Telefon açıyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Yüzünü görüyorduk, sesini duyuyorduk. Ne bileyim Şadiye ile konuşuyorduk, Narin'den bahsediyorduk. Şadiye'nin yüzüne baktıkça Narin'i görüyordum. Ve de olsa aynı kanı taşıyorlar. Eraş Narin. Ya abi, şimdi bunlar bir 2-3 gün bir hasret gidersinler abi. Gidersin kızın ablasının evine, güzelce alırsın evinden. İşe gidiyoruz dersin. Geçerken seni de alayım falan dedim dersin. O vesileyle görürsün yengeyi. İşte gece geri evine bırakırsın. O gelir kız kardeşini görmeye falan filan. Doğru söylüyorsun lan. Hiç aklıma gelmedi benim. Aferin. Ya abi bir de şey var. Bizim adam aradı. Bir tane şirket varmış. Narenciye şirketi. Böyle büyük köklü bir şirket. Yeni bunlar. Bayağı bir para birikmiş abi ellerinde. Bunu bir temizlemek istiyorlar. Parti parti yapalım, nasıl yapalım falan diye sormuşlar. Ben hiç uğraşamayacağım Ali. Canım çok sık. Ara Hikmet Baba, Yerol abi. Onlar halletsinler. Yalnız dikkat edin. Sisteme yeni giren biri. Para kazanacağız derken paket olmayalım. Eyvallah. Tamam, tamam Süheyl. Kapıcını alırım ben anahtarları. Tamam, önce bir baksınlar eve, dönerim ben sana. Sağ ol. Ne dedi? Bir baksınlar eve, konuşuruz dedi. Kendisi zaten Amerika'da, 2 seneden önce dönmeyecek. Yalnız evde eşyaları falan varmış. İstersen depoya kaldırabilirsin. Gerçi senin evinde de fazla eşya yok. Ben yine sen bilirsin. Fırat, deniz kenarında bahçeli kocaman ev. Kirası kaç ha? Onu benimle konuşacaksın. Ah, sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Olmadan sevinmeyeceğim. O zaman ev sahibine iyi geçineceksin. Hı? İşlem tamam efendim.
Deniz'le Can kavga etmeye başladı. Asayiş Berkemal. Kızımız cici cici anlattı olanı biteni. Biz de pizzalarımızı aldık geldik. Fırat hala gitmemişsin. Şadiye, ev bulduk. Hem de deniz kenarında. İnanabiliyor musun? Taşınacağız oraya, sana çok güzel bir oda yapacağız. Tamam mı? Her şey yoluna girecek bir tane. Çok güzel olacak her şey. Gel Mehmet. Yavaş ol. Dur. O bu eve giremez. Deli misin nesin be? Ne demek giremez? Hasta çocuk. Giremez işte. Sen bu kızın hayatına kıydın. Kumar oynuyor oynuyor. Uçurumun eşiğine getirdin. Hepimizin hayatını tehlikeye attın. O yüzden sen bu eve giremezsin. Şşş. Narinim. Ben tövbe ettim. Artık bir daha öyle şeyler yok. Bak görürsün. Söz. Yok. O girerse ben giderim. Ya git. Gidersen git. Ve senin zaten durduğun kabahat. Ne yapacağız abimi? Sokağa mı atacağız? Git. Git hadi defol. Git. Tüh. Yazıklar olsun sana. Sana müstahak bütün bu olanlar zaten. Kafasız Şadiye, aptal Şadiye. Sen küçükken kokmuş börekleri de yerdin. Çek şimdi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum o zaman. Ne haliniz var sen? Nari, dur Nari. Bırak hayatım. Çekil. Nari. Çekil. Çekil. Nari. Bırak. Nari. Bırak. Nari kızım dur. Kardeşim. Gel oğlum. Gel. 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 Boş ver gel. Allah Allah. Yavaş. Gel. Dur ben. Ben Nari'nim ya. Ah ben Nari. Yavaş. Yavaş ol. Yavaş. Geç otur şöyle. Aman pek sevindim. Hala açıksınız bu saatte. Saçımı kestireceğim. İclal Hanım yok mu? Yok İclal abla. Şey ben varım, ben kesebilirim. Beğenirler yani benim kesimimi de bayan. Biz önce bir hesabı keselim. Hı? Böyle dükkan köşelerinde yatan öğrenciden hayır gelmez. Ben boşuna veriyorum bu bursu diye düşünüyorum. Kaç gecedir burada kalıyormuştu? Yok. Yok Hafize Hanım, ben temizliğe kaldım İclal ablaya şeyden. Bir de gözüme baka baka yalan atıyorsun. O eve dönemem artık. Olanları anlattılar. Necati Bey'i aramış komşumuz. Hadi toparlan bakalım. Benim eve taşınıyorsun. Saçımı da evde kesersin artık. Olmaz. Ben kimseye yük olmak istemem. Hem iyiyim ben böyle. Çarşıdaki hamamda arada yıkanıyorum, üstümü falan değişiyorum. Parkta da ders çalışıyorum zaten. İclal abla da müsaade etti burada kalmama. Tamam yani. O fikirsiz İclal burada kalmana müsaade edene kadar kendi evini alamadı mı seni? Ya şimdi onun komiser sevgilisi var. Şimdi öyle akşamları yatıya geliyor her gece. Ya böyle de dedikodu yapar gibi münasebetsiz oldu biraz ama. Yürü çocuğum yürü. Polisi aratıp yetiştirme yurduna attırtma kendini bana. Sinirimi oynatıp. Ne sandın? Narin. Yardım istemek insan olmanın bir parçasıdır kızım. Bunda ayıplanacak bir taraf yok. İhtiyacın olduğunda yardım isteyeceksin. Canım ne biçim çocuksun sen? Gecenin bu saatinde benim gibi yaşlı başlı kadını dikmiş karşısına dil döktürüyor. Yürü bakayım toparlan hadi. Thank you.
Ağlama be Şadiye. Ağlama be güzel kızım. Bak kadın buralara kadar geldi, aldı götürdü Narin'i. Orada rahat eder hiç olmazsa güzel kızım. Hadi biz evimize gidelim. İyi ki aramışız Necati'yi. Hadi Şadiye. Hadi güzelim, hadi benim canım. Hadi kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.